burada kum ve yağ sudan ayrıştırılıyor Sayın Vali. Kum ve yağ ayrıştırıldıktan sonra parçal sahada dediğimiz şurada sahamız var. Burada debiyi ölçüyoruz. Çalışıp durması için. Şimdi Sayın Vali şu kavanozları çalıştırdım bak. Orayı çalışmıyor muydu orada? Sayın Vali, bunlar su seviyesine göre çalışıyor veya zamana göre çalışıyor. Otomatik. Evet, sürekli yani. Ama sen şimdi konuştun. En son çökürme. Son çökürmede kullanmak evet, lazım ki temizledikten aynen. Sonra rengi açmak. Daha az kullanmışsın. Çünkü artırdıktan sonra rengi problem gözüküyor ama normal olarak içinde değerler bir şey kalmıyor. Değerler sıcak mı geliyor ki böyle? Oyanlarda sıcak su kullanıldığı için derecenin üzerinde sayılır. Orası buradan gidiyor. Burası oradan. Orada ileride sen vardın. Şu gölün sarının alt tarafında. Alt tarafı çok orası. Orası. Sarının alt tarafında. Yok burada aldı. Hayır. Arıtmadan biz aldık. Arabanın içerisinde tamam. Sana gösterdiğimiz şimdi, evet. Bu suyun arıtmadan çıktığındaki rengiydi. Oradaki arıtmadan. O su evet. Buraya geldiğinde bu renk oldu. Ha, bu renk sonra araştırıyor. Evet. Buraya geldiğinde bu renk oldu. Ha, bu sonra araştırıyor. Evet. Şimdi Sayın Hanım şunu söyleyeyim. Yağmur yağda dönüp bizim tesislere kapasitesi bilmiyor. Bugün sabah 3500-3600 metreküp su geliyor için. Yağmurdan dolayı her iki tesise de kapasitesinin üstü su geliyor. Buna tesisin yetiştirme gücü. Çünkü tesis maksimum kapasitesi değil. Sizde yağmur kanalı ayrı. Yarına mevcut şikayetler azalır mı? Dikkat edersek azalır ama bitmez. Şimdi bir nolu organize sanayi bölgesinin mevcut arıtmasını yeniliyoruz. Artı 24 bin metreküp gün kapasitesi. Artı 96 bin metreküplük yeni bir proje yapıyoruz. Allah razı olsun. Tüm bunların bitmesiyle birlikte bu şikayetler ve koku aşağı yukarı ortadan kalkmış olması gerekiyor. İnşallah. Çevre Şehircilik İlişkin Müdürümüz de burada. Müdür ya. Yağmur suyunun projesini hazırlattırıyoruz. Evet. 300 hektarın bir OSB'nin esas alanının yağmur suyu kanallarını projesini hazırlattırıyoruz. Evet. Yönetimle de konuşuyoruz. Fabrikalar için tespit ediyorsun. Ne hep her biri. Hangisinde boyama ne var yani pisleten hangi firmalar varsa iki de öyle. Aynen. İki içinde ön arıtma yapılmasını gerektiren tesisleri tespit ediyorsunuz. Tamam. Onları yönetimde onunla konuşacağız. Oldu mu efendim? Tamam sayın. O ikisiyle birlikte diğer bir revizyon, iki fizibilitenin o boruyla birlikte düşünülerek Ankara ile olan irtibatını da hızlandırıyor. Tamam. Tüm bunlar olsa bile boruyu değiştirmezsek olmaz.